sınıf kaynak önerisi videosunun. Bugün 6. sınıf kaynak önerisi videosu olarak devamını çekiyoruz arkadaşlar. Yarın da 7. sınıf kaynak önerisi videosu gelecek arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ilk serimizle başlıyoruz. Bu son viraj yayınlarından Drift serisi. Drift serisini zaten hep övdüğümüz için biliyorsunuzdur artık. Şöyle bir bakalım. 5. sınıf içinde kullanabileceğinizi söylemiştim. Bayağı şöyle bayağı yani, hatta şuranın altında da bir tane var. Yani bayağı içinden bu şekilde çıkıyor. Her dersin var ve aynı zamanda da bir tane kitap yapacakları yerde 3-3 set set şeklinde yapmaları da bizim kitabı taşımamızı mesela kolaylaştırıyor. Hafif bir kitap kılıyor. Arkadaşlar söylediğim gibi içinde yıllıkları bulunduğu için gayet iyi. Bu sene de alacaktım ama bu sene zaten bulamadığım için alamadım. Ama güzel bir kitap olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle bir bakabilirsiniz. Bu şekilde kitapları var yani. Soru kalitesi bence iyi, orta yani. Bazı arkadaşlarım hatta zor bile olduğunu söylüyor. Ama bana kolay geldi yani, zor gelmedi. Onu da söyleyelim. Arada bir etkinlikleri var, arada bir şöyle şeyleri var. Böyle güzel güzel kitaplar. Kısa konu özetleri var. Alabilirsiniz. Hem yazılılarda işinize yarar hem de diğer denemelerde ve çalışmalarınızda sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, aynı zamanda kitapların şurada kare kod özelliği var ve buradan video çözümlü olmaları da bizim için gayet iyi oluyor. Aynı zamanda da bunların bu şekilde ayrı ayrı olması bence gayet hoş. Yani şöyle bir kitap taşıyacağınızı mesela öğretmeninize soru göstereceğinizi şöyle taşıyorsunuz ve gayet iyi. Şurada şöyle konularını söyle size gösteriyor. Mesela şu şekilde arkadaşlar, fen bilimleri 1 yazıyor, fen bilimleri 2 yazıyor, fen bilimleri 3 yazıyor ve bitiriyorsunuz yani. Şöyle de bakabilirsiniz yani. Böyle konularım kuvvet ve harekete kadar mesela buradaymış. Burada ses ve özelliklerine kadar, burada da tamamı bitmiş arkadaşlar. Bence gayet iyi bir kitap, kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci kitabımıza, ikinci serimize geçelim. Şimdi ise ikinci kitap serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gelin inceleyelim. Şimdi aslında şöyle, bunu bir tane öğretmenim hediye ettiği için şöyle benim hocam üçünü benim hocamdan, ikisini de Okyanus'tan hediye etmişti. O yüzden ben bunları set olarak kullandım yani. O yüzden sizlere bunları set olarak alacağım. Şimdi şurası sözel kısmımız. Bu zaten sözel kısmının hepsi benim hocamın. Benim hocam yayınlarının şöyle kalın bir kitabı var yani. Gerçekten kalın yani, gördüğünüz gibi. Sorun ne? Sorular basit yani. Şunları görüyorsunuz artık. Soru basit yani. Bana göre basitti. Benim hocam yayınları Smart serisi. Onun dışında şöyle sosyaline de bakabilirsiniz. Sosyali de bu kalınlıklarda, şöyle gördüğünüz gibi. Arada bir zor da atıyor ama genellikle kolayları da var. Aynı zamanda içinde konu anlatımları var uzun uzun. Onu da söyleyeyim, kısa değil yani, Drifting gibi uzun konu anlatımları var. Yine aynı şekilde İngilizce video ders notları falan diyor işte. Bu da şöyle göstereyim. Bunların da bu arada kare kod özelliği var. Video şeyi olayım. Şu şekilde kelimeyi anlamlarıyla veriyor. Şurada anlamlarını soruyor tekrardan. Şöyle de testleri, etkinlikleri vesaire var. Tavsiye ediyor muyum? Alabilirsiniz. Bence 5. sınıfta alınabilir ama 6. sınıfta bilemedim yani şu an. Çünkü biz şu an 6. sınıf videosu çekiyoruz ama 6. sınıf için basit bir yayın yani. Hem yayın olarak basit hem seri olarak basit geldi bana. Öbür yana baktığımızda bunun sayısalı ise çok zor öbürünün tersine. Yani 5. sınıfta bunu önermemiştim. Çünkü yani 5. sınıfta daha kolay yayınlara gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle soruların yani uzunluğunu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve en başta uzun uzun konu anlatımları da var. Onu da söylemek istiyorum. Şöyle hemen göstereyim. Şurada konu anlatımlarını şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel yani. Matematiğine bakıldığında matematiği beni en çok zorlayandı yani. Gerçekten zorladı matematiği bayağı bir. Bir soru için 10 dakikanızı bile harcayabiliyorsunuz bazen. Öyle bir yayın yani. Onu da söylemek istiyorum. Bunun ben yani zor ama klas matını da kullanabilirsiniz. O da güzel. Ben bu sene aldım. Çünkü sözelinin master yok. Klas matı var tabii ki. O yüzden arkadaşlar klas matını da alabilirsiniz. Bunun yanında onu da söyleyelim. Yine Okyanus yayınları. Evet şimdi arkadaşlar 3 tanesini size göster, 2 tanesini size gösterdim. Şimdi 3.'ye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ise Mozaik yayınlarıyla devam ediyoruz.
Okuyor musun? Master'ına göre kolay birazcık daha. Ama yine de zor bir yayın. Onu söyleyelim ama söylediğim gibi okuyor musun? Master'ına göre kolay. Ama klasmatına göre daha zor bir yayın. Şöyle bir bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde konu şeyleri var arkadaşlar. Video çözümleri var. Soruları zor. Yani kullanmanız gereken bir yayın. Onu söyleyeyim. Şöyle göstereyim. 6. sınıfta bence kesinlikle alın yani. Gayet kaliteli, iyi ve uzun yeni nesil çözülebilir soruları var arkadaşlar. Özellikle fen bilimlerini çok beğeniyorum ben mesela. Matematikte de okyanusunkini beğeniyorum özellikle. Şöyle hepsini gösteriyorum. Bu Türkçe. Bu da matematik. Şöyle görebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani tekrardan söylediğim gibi önerdiğim bir yayın. Özellikle bu arada hani şeyini de söyleyeyim, bence böyle dış görünüş olarak da bence güzel bir havası var mesela. Şöyle mesela şuradaki yazısı falan gayet iyi duruyor. Arkadaşlar hem kaliteli bir yayın hem kapağı da güzel. O yüzden alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet iyi. Video çözümlerini de söylemiştik arkadaşlar. Şöyle şurada da akıl tahta uyumlu video çözümleri vesaire diyor arkadaşlar. Güzel bir yayın. Ama İngilizce ve din kültürü yok bu yayının. Ben 5. sınıf için tavsiye ettim. 6'da da tavsiye ediyorum. 7 ve 8'de de tavsiye edeceğim yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi ise diğer yayınımızla devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyorum yeni yayınımla. Bu yayının adı Kırmızı Beyaz Yayınları Red White. Yani söylediğim gibi şurada WHO yazıyor. Bunu tavsiye ediyorum. İçinden 3 tane kitap çıkıyor. Konu anlatımı ve test var. İkincisinde daha çok böyle eğlenceli aktiviteler var. Mesela şöyle şeyleri var. Bu ise daha çok böyle şu metinlere falan böyle yorumlayıp şey yapıyorsunuz. O şekilde bir şey arkadaşlar. Ve bunların üçünü de zaten bitirdim. 6. sınıfta kullandım. 7. sınıf için alamadığım yayınlardan birisi. Çünkü bulamadım. Red White yayınları var. İngilizcesi var. Ama WHO yok yani. Bulursanız alabilirsiniz. Ama ben göremedim. Tekrardan söylediğim gibi. Şöyle bakın arkadaşlar. Bence gayet iyi bir kitap. Aynı zamanda arkadaşlar içinde konu anlatımının olması da iyi. Ara sıra size taktikler de veriyor. O yüzden gayet iyi. Ve sizi geliştiriyor. En önemli kısmı da bu. Sizi geliştirmesi sayesinde hani İngilizceniz de gelişiyor. Zaten bundan sonra bursluluk için hazırlananlar da olabilir. Ama LGS için de hazırlanacağınız için İngilizce de bize lazım olacak bir ders arkadaşlar. Şimdi diğer yayınımızla devam edelim. Bu son yayınımız. Evet arkadaşlar, şimdi bir diğer yayınımızla devam ediyoruz. Bu Ankara Yayıncılık Güçlendiren Soru Bankası. Parafim ve matematiğini kullanmıştım. Güzel bir yayın. Hani o kadar benim hocam kadar da kolay değil. Hani dinam o kadar kolay değil ama dirif kadar da zor değil yani. Soruları yine iyi ama yani ben 6. sınıf için olabilir. Ama 7'de 8'de çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü basit yani. Ve aynı zamanda arkadaşlar eğer bursluluğa çalışıyorsanız tam bursluluk bir kitap. Onu da söylemek şöyle bakabilirsiniz. Renk renk ve güzel gözüküyorlar. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda şurada video çözümleri de var arkadaşlar. Şuraya bakabilirsiniz. Şurada da video çözümleri var. Evet, bu şekilde yani. Ben matematiğini bir de paragrafını kullanmıştım. Böyle güzel bir yayın. Şimdi arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Ben 6. sınıfta geldiğimde DBS yayınlarının matematiğini kullanmıştım. Ama test değildi böyle. Test değildi yani. Böyle alıştırma falan da vardı ama çok beğenmedim yani. Hatta hiç beğenmedim. Aşırı basit sorular vardı. Aşırı gereksizdi. O yüzden bitirdim ama yani çok da beğenerek kullanmadım açıkçası. Tavsiye etmiyorum onu. Onun dışında bir de Newton yayınlarının fenin denemesini kullanmıştım. O gayet iyiydi yani. Newton yayınlarını zaten tavsiye ediyoruz. O yüzden güzel yani. Onu da alabilirsiniz. Onu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini tekrardan bir bakalım. Şuradan hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu Ankara Yayıncılık Güçlendiren Soru Bankası paragraf ve matematik. Söylediğim gibi çok zor değil. Orta bir seviyede yani isterseniz alabilirsiniz. İsteğinize bağlı ama diğerlerini kesin alın diyorum. Ondan sonra arkadaşlar en basitten en zora doğru gidelim. Bu en basit arkadaşlar. Daha sonrasında drift, ondan sonra basite geliyor. Son viraj yayınlarının drift serisi. Güzel bir seri arkadaşlar. Hem konu anlatımı hem yazılı tekrarı hem yazılı için provalar, işte testler, hepsi var yani. Ve ayrı ayrı olması da bizim için bir olanak sunuyor.
Ondan sonra arkadaşlar mozaik gelir. Yani çünkü mozaik yayınlar arkadaşlar güzel sorular var ama işte Okyanus'un Master kadar da zor değil yani. Ama zorluyor mu? Bizi zorluyor. Yine video çözümleri var. Aynı zamanda güzel bir kitap. O yüzden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Son olarak da bunlara geçelim arkadaşlar. Bu Okyanus yayınları, bu Master serisi. Arkadaşlar bunun bir de altta benim hocam var ama benim hocama söylediğim gibi tavsiye etmiyorum. Ama Master, Okyanus bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gayet güzel konu anlatımlı şeyleri de var. Onun dışında bu da arkadaşlar İngilizce için 3 tane kitap. Kırmızı Beyaz, Red Widen. Ama arkadaşlar bunu da geliştirmek için kendi İngilizcenizi alabilirsiniz. O bunu öbürlerinin arasında sıralamıyorum. Çünkü zaten bu geliştirmek için sadece İngilizce ile ilgili bir kaynak şu anda bizim için. Evet. Evet arkadaşlar, bu yayınları yani sizin için tavsiye ediyorum. Ama aynı zamanda şunları da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Arkadaşlar mesela okul açıldığında öğretmenlerinizin size verdiği tavsiye yayınları, yani tavsiye ettikleri yayınları da göz önünüzde bulundurarak onlardan da alabilirsiniz. Ya da soruları çözüp çözememenize, zorlanıp zorlanmayacağınıza ya da hani işinize yarayıp yaramayacağına da bakmanız gerekiyor. Çünkü mozaiği çözemeyen birinin gidip de Okyanus Master alması çok da mantıklı değil. İlk önce kolaydan zora doğru gitmemiz gerekiyor. Hani sadece kitap olarak bile olması, yayın olarak alırsanız bu zaten işinize yarar. Yani ilk önce bir drift'i çözerseniz daha sonrasında mozaiğe geçebilirsiniz. Mozaiği çözerseniz Master Okyanus'a da geçebilirsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani birdenbire kendinizi de mozaiği çözemiyorsanız mesela birden Okyanus'un Master'ını alıp da kendinizi ateşe atmayın diyorum yani. Bugün sizlere arkadaşlar kitapların yayınlarını yayınlar önerdim. Kaynak önerisi yaptım 6. sınıf için. Yarın da 7. sınıf için yapacağım. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.